Mevdudi, Mevdudi. Şimdi bizim Türkiye'deki Müslüman münevverlerimiz gibi bir münevver. Yani İslam alimi değil. Yani medreseden çıkma bir İslam alimi değil. Gazetecilik yapmış fakat mücahit kimliğiyle, ümmetiyle tanınmış. Zamanla İslam uleması kendine çok üstüzanlar beslemiş. Ben olarak şehirlere gittim. Lahor'da onun Mansure denilen bir üniversitesi var. Bundan 8-10 sene önce Pakistan Lahor'da gittim. Bir münasebetle gitmiştim. Oraya uğradım. Adamların camilerine uğradım. Baktım camilerinde bir tarafta Buhari hadisi kılıyor. Öteki tarafta Tirmizi, öteki tarafta Hidaye, öteki tarafta Molla Cami. Yani bizim medreselerimizde ne okutuyorsak onlar okutuluyor. Yani burada genel gibi değil onlar. Genelde ehl-i sünnettir yani şey, mevdudi. İstifade edecek insanlar eder. Fakat mesela İslam'da hükümeti vardır. Perişan bir kitaptı şu kadar. Çok eski bir tercümesi vardır onun. Ama bu arada mesela El-Hicab'ı vardır. Dehşet bir eserdir. El-Hicab. İslam'da doğru kontrolü denilen bir kitabı vardır. Dehşet bir kitaptır. Kadiyani'ne cevabı reddiyesi vardır. Dehşet bir kitaptır. Birçok eserleri gerçekten böyle nadide güzel eserlerdir. Ama mesela Sünnetin Anayasal Niteliği diye bir de Urduca'dan tercüme eseri var. Bizim kitap satışta da bulunuyor şimdi. Evet. O da hakikaten çok güçlü bir eser. Ama demek ki seçerek okunması gerekiyor. Evet tabii yani. Evet. Şimdi o sünnet eğer sünnettir. Yani sünnete karşı bir şey yok. Mesela mukayyematla alakalı, mukayyede de olsa, ileride olacak hadiselerle alakalı hadisleri layık bir şekilde böyle yani şey yapıyor. Böyle gelişigüzel onları böyle inceliyorum.